sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar, ders izleyene hoş geldiniz. Bugün sizinle sistemlerin sağlığı konusundan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk sistemimiz destek ve hareket sistemi. Bu iskelet ve kaslardan oluşan sistemde hatırlarsanız çocuklar, bu sistemin sağlığı için ani hareketler yapmaktan kaçınmalı ve küçük yaşlardan itibaren dengeli ve düzenli beslenip spor yapmayı ihmal etmememiz gerekiyor. Vücudumuza uygun hareketler yapmalıyız. Yani yük taşırken vücudumuzun dengesini bozacak veya vücudumuza zarar verecek herhangi bir hareketten kaçınmamız gerekiyor. Kemik gelişimimiz için güneş ışınlarını düzenli şekilde almamız gerekiyor. Yine kemik gelişimi için beslenmemize de dikkat etmemiz gerekiyor çocuklar. D vitamini eksikliğinde destek ve hareket sistemimizin sağlığı bozuluyor. İşte bu gibi durumlarda çocuklarda raşitizm, büyüklerde ise kemik erimesi meydana geliyor. Diğer sistem sindirim sistemi çocuklar. Sindirim sistemi sağlığımız için ve vücut sağlığımız için dengeli ve düzenli beslenmemiz gerekiyor. Yeterli beslenme dediğimizde ise aklımıza en çok tahıl ürünlerini tükettiğimiz ve her gün sebze ve meyve porsiyonları oluşturduğumuz besinler gelecek. Bunun yanı sıra et, süt, yumurta, balık gibi ürünleri de tüketmemiz gerekiyor. Ancak yağlı ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor. Sindirim sistemi ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaktan oluşan sistemdi. Dolayısıyla ağız ve diş sağlığımız da bu sistem için oldukça önemli çocuklar. Ve bu besinleri tüketirken özellikle lifli olanlarını tüketmemiz çok önemli. Bunun dışında yiyecek ve içecekleri çok sıcak veya çok soğuk tüketmek hem dil sağlığımız için, hem ağız ve diş sağlığımız için, hem de yemek borusu, mide gibi organlarımızın sağlığı için de oldukça önemli. Eğer düzenli spor yaparsak da sindirim sistemi sağlığımızı dengelemiş, korumuş oluruz. Eğer sağlığını koruyamazsak reflü, gastrit, ülser, kabızlık gibi sindirim sistemi hastalıklarıyla karşılaşmış oluruz. Dolaşım sistemi sağlığımızda oldukça önemli. Çünkü kalp burada bulunuyor çocuklar, dolaşım sistemimizde ve kalp hayati bir organımız. Hem kalbimizin sağlığı hem de sistemin sağlığına oldukça özen göstermemiz gerekiyor. Tıpkı diğer sistemlerin sağlığının da çok önemli olması gibi. Peki, kan damarlarının yapısını bozacak bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmakla başlayacağız. Yani bu maddeleri kesinlikle kullanmayacağız. Kullanılan ortamlarda da bulunmaktan kaçınacağız çocuklar. Bunun dışında kalp sağlığı için iltihaplı bir hastalık varsa, örneğin bademcikler iltihaplandı, derhal tedavi edilmeli. Yoksa kalp sağlığımız bozulur ve kalp romatizması riski oluşur. Sadece bağımlılık yapan maddelerden uzak durmak yeterli değil tabii ki. Düzensiz beslenme ve stres nedeniyle de kalple ilgili birçok hastalıkla karşılaşıyoruz. Kalp yetmezliği, kalp romatizması, kalp krizi ve tansiyon gibi hastalıklarda dolaşım sistemi sağlığının bozulmasında sıklıkla görülen hastalıklardan. Solunum sistemi vücuda giren oksijenin hücrelere kadar ulaşmasını sağlayan sistemdi çocuklar. Burada akciğerler görevliydi. Akciğerler hem solunum hem de dolaşım sistemi için oldukça önemlidir. Yani hayati önem taşır. Bu nedenle akciğerlerin sağlığı da bizim için oldukça önemlidir. Tehdit eden faktörlerin arasında en başta sigara gelir çocuklar. Sigara içmek doğrudan solunum sistemini etkiler veya sigaranın içildiği ortamda bulunmak da yine akciğerlerimizi olumsuz etkileyecektir. Bunun dışında hava kirliliğinin olduğu ortamlarda uzun süre bulunmak da ve maske takılmadan bulunmak da akciğerlerimizi olumsuz yönde etkileyecektir. Ve böylece yani maske takmalıyız. Ve böylece bronşit, zatüre, verem, grip, akciğer kanseri, astım gibi birçok solunum yolu rahatsızlığıyla karşılaşmış oluruz. Peki ne yapmamız gerekiyor?
solunum sistemi sağlığımız için açık havalarda egzersiz yapıp bol su tüketmemiz gerekiyor ve sigara içmemeli, içilen ortamlardan da uzak durmamız gerekiyor. Ve hava kirliliği de akciğerlerimizi olumsuz etkileyeceği için çocuklar, hava kirliliği konusunda da toplumca bilinçlenmemiz gerekiyor. Vücudumuzdaki tüm sistemler oldukça önemli farkındaysanız çocuklar. Boşaltım sistemi de bunlardan bir tanesi. Böbreklerimiz sayesinde vücudumuzda temiz kan dolaşıyor. Eğer böbreklerimiz işlevini yitirirse vücudumuza temiz kan taşınması mümkün değil. Böbrek sağlığımız için her gün ortalama 1,5 ile 2 litre arası su içmemiz gerekiyor. Çocuklar kış aylarında veya soğuk havalarda da kesinlikle böbreklerimizi ve idrar yollarımızı soğuktan korumamız gerekiyor. Boğaz enfeksiyonları gibi hastalıkları da hemen tedavi ettirmemiz gerekiyor. Çünkü solunum yolu hastalıkları boşaltım sistemimizi de etkiliyor. Bunun dışında böbrek iltihabı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıklar da böbreklere zarar veren hastalıklar arasında çocuklar. Böbrek yetmezliği de en önemli böbrek hastalıklardan bir tanesi. Burada böbreğin yapısı bozuluyor ve böbrek görevini yerine getiremiyor. Yani başlangıçta böbrekler yapısını bozar ve görevini yapamazsa kanımız temizlenemez demiştik. İşte bu tarz bir durumda ya böbrek nakli ya da diyaliz makinesiyle kan temizlenmiş oluyor. Böbrek taşı da başka bir böbrek hastalığı, idrarda yüksek oranda kalsiyum bulunması nedeniyle oluşan başka bir böbrek hastalığı. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerde düzenleyici olan kısmın bozukluğunda yani hormon salgılamasında başlangıçta hipofiz bezine bakalım. Hipofiz bezi eğer az miktarda büyüme hormonu salgılarsa cücelik oluşur çocuklar. Fazla miktarda büyüme hormonu salgılarsa da devlik oluşur. Tiroid bezleri tiroksin hormonunu yeteri kadar üretmezse guatr hastalığı oluşur. Böbrek üstü bezlerinin yeterli hormon salgılamaması sonucunda fazla adrenalin nedeniyle feokromasitoma, fazla aldosteron nedeniyle de John sendromu oluşur çocuklar. Pankreas az insülin salgılarsa diyabet hastalığı veya şeker düşmesi, şeker yükselmesi gibi hastalıklar ortaya çıkabilir ve eşeysel bezlerin yeterli salgılanmama durumunda kadınlarda yumurtalık hastalıkları, erkeklerde de testis hastalıkları oluşur. Tüm sistemlerden bahsederken sigara ve zararlarından da aslında bahsettik. Yani tüm sistemlerin sağlığı için sigaradan uzak durmak gerekiyor çocuklar. Sigara toplumun en büyük sorunları arasında. İçerisinde yaklaşık 4000 tane zararlı madde bulunuyor sigaranın ve sigarayı içmek ve sigara içilen ortamların solunması da birçok sağlık sorununa neden oluyor. Bunların en başında akciğer problemleri geliyor. Akciğerimiz en çok etkilenen organımız ama bunun dışındaki organlarımıza da yine dolaylı yoldan etki ediyor sigara. Gırtlak kanseri ve akciğer kanseri riskini sigara içmek artırıyor. Bunun dışında ağız kanseri, diş eti hastalıkları, dil kanseri gibi hastalıklara da sigara neden oluyor. Sigara içmemek yeterli değil çocuklar. Sigara içilen ortamlarda da uzun süre kalmak pasif içicilik olarak adlandırılıyor ve en az sigara içmek kadar birçok sağlık sorununa neden oluyor. Ve ne yazık ki sigara önce alışkanlık yapıyor, daha sonraysa bağımlılığa dönüşüyor. Yani sigara içmekten insanlar vazgeçemiyor. Bir diğer bağımlılık yapıcı madde de alkoldür çocuklar. Sigara gibi birçok sağlık sorununa da neden olur. Alkol doğrudan beyinciğe zarar verir ve sonuç olarak dikkat dağınıklığı, konuşma ve yürüme zorlukları, eller ve ayaklarda titreme, görme bozuklukları gibi birçok soruna neden olur. Hatırlarsanız kuşların beyinciği çıkarıldığında sarhoş yürüyüşü yaparlar demiştik. İşte tam olarak alkol tüketen insanların sarhoş olması sonucunda yaşadıkları, beyincikten dolayı yaşadıkları denge problemi de bu şekilde açıklanabilir. Ve alkol
trafik kazalarının çok büyük bir oranını taşıyor. Yani alkol tüketiminden kaynaklanan trafik kazaları oldukça fazla. Sarhoşluk durumu geçici, ancak çocuklar beyincik ve karaciğerde de kalıcı hasarlar oluşturuyor. Bu nedenle alkol tüketiminden uzak durmamız gerekiyor. Ülkemizde bağımlılıkla mücadele için kurulan kurum Yeşilay Çocuklar, 5 Mart 1920'de kuruluyor ve Yeşilay bağımlılıkla çok ciddi anlamda mücadele eden bir kurum. Alkol, sigara ve uyuşturucu madde başta olmak üzere bağımlılık yapan birçok maddenin kullanımını durdurmaya yönelik çalışmalar yapıyor ve Türkiye'nin her yerinden de rahatlıkla Yeşilay'a ulaşabiliyoruz. Ve son olarak sağlığımız için alkol ve sigaradan uzak durmamız gerektiğini ifade edelim. Organ bağışı ve organ naklinden bahsedelim. Vücutta çalışmayan bir organın yerine sağlam bir organ nakledilmesi organ naklidir çocuklar. Organ nakli oldukça önemlidir. Canlı ve beyin ölümü gerçekleşmiş bireylerden organ nakli yapılabilir. Canlı bireyler uygun koşulları sağlıyorsa gönüllü bir şekilde organını bağışlayabilir. Beyin ölümü gerçekleşmiş bireyler ise ölmeden önce organlarını bağışladıklarını bildirmeleri gerekir. Ve organ bağışı birçok kalıcı hastalığın da önüne geçebilir. Örneğin böbrek yetmezliği. Böbrek hastalığında böbrek yetmezliğinde eğer böbrek bağışlanırsa bir hasta tarafından ve böbrek nakli gerçekleştirilirse artık diyaliz makinesine bağlı yaşamak zorunda kalmaz o hasta birey. Bu nedenle organ bağışı da organ nakli de oldukça önemlidir. Organ bağışlamak için de 18 yaşını doldurmuş olmak kesinlikle şarttır. Bağış isteğini şahitler huzurunda hem sözlü hem yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Organ bağış belgesini de doldurmak gereklidir çocuklar. Ve böylece bu ders videomuzu tamamlıyoruz. Bir sonraki derse kadar kendinize ve tabii ki fenninize çok iyi bakın. Hoşça kalın.